abi, şimdi o dünya müziklerini incelediniz ve biz neredeyiz dediniz. O çok önemli o. Şimdi, sonra şimşekler mi çakmaya başladı? Evet, çaktı. Şimdi bir an düşündüm. O ara çok meşhur oldu. Yani Mehta'nın orkestrasında Carreras, Domingo, ondan sonra Pavarotti bayağı güzel konserler geliştirdiler. Bir baktım artık bilindik arya lead söylemiyorlar. Yani ya da ülkesel işte Napolitenler dışında başka şeyler söylüyorlar, başka tür şarkılar söylüyorlar. Orada neoklasik diye gelişmekte ya da pop klasik diyelim. Ondan sonra ikisinin çiçek açtığını fark ettim. Bu konular dedim bizde niye yok? O zaman Hakan Aysev'i aradım. Hakan dedim bak sana dedim özel şarkılar yapmak istiyorum. Neoklasik. Abi ne diyorsun dedi. Benim en çok aradığım olay dedi. Bizim dedi böyle şarkılarımız yok. Ben sana yapacağım dedim. Uzatmayalım. O ara işte bir kapandım. Senfonik orkestralarla çalıştım. Bilmem ne yaptım. 6 tane yaptım. Böyle Hakan'ım gel dedim dinle. Hakan geldi. Abi olamaz böyle bir şey. Sen mi yaptın? Evet ben. Şimdi bütün tabii bunu yapabilmek için yani operalara olan vukufunuzun olması lazım. Ne bileyim buna benzer gelmiş geçmiş en büyük tenorların, sopranoların, mezzo sopranoların, altonun ya da bas baritonların falan dinlenmesi, onların repertuarı hakkında bir bilginiz olması gerek. Bu bilgilere ulaşmışlığın tabii rahatlığıyla yaptım ben bunu. Bu da çok önemli bir katma. Önemli ki. Evet, katma tabii. Yani onları tanımadan yani olayın bütün boyutlarını görebilme, hissedebilme, uygulayabilme, ortaya çıkarabilme şansınız olmaz yani. Olmaz. Yani ve arkasından şimdi mesela diyelim ki başka ekolleri nasıl tasarlıyorum? Yani mesela bir tanesi diyelim ki Türk tango tarihinde Necip Celal Andel'den başlayan ya da ondan sonra Fehmi Ege'lerin, işte Necdet Koyutürk üstadların, İbrahim Özgürler'in, Celal İnce'lerin ortaya koydukları tangolar Cumhuriyet tarihinin önemli bir tango şeyidir, portföyüdür, yani repertuarıdır. Şimdi bunları dedim daha değişik bir boyuta götürmek isteyişim zuhur etti kafamda. Dedim ki klasik Türk musikisi dedim, besteci sayısı azaldı. Klasik Türk musikisinde ondan sonra yani bu pop müziğin şeyiyle gelişiyle bir durağanlık başladı. Yani ona daha çok itibar edildiği için Türk musikisi artık klasik veçesiyle ve bugüne kadar olan büyük birikimiyle iktifa edilen bir sınırda kaldı. Buna da bir hareketlilik getireyim dedim. Orada bir şey gördüm, eksiklik gördüm. Bunun yine farklı bir şey yapma arayışı. Arayışı ama onu nasıl canlandırırım derken kendi şeyimden, dümen suyumdan giderek ondan sonra yani tangoları artık o bilindik, diyelim ki evrensel normlarda yapılmış tangonun yerine makamsal tangolar yapmayı önerdim kendimce. Dedim böyle bir şey yapılırsa klasik Türk musikisinin yanında başka bir çiçek daha açtırmış olurum.